başkanlar, evet 2003 yılında devlet ödülünü vermeye başladık. TÜSİAD'la birlikte, TÜSİAD'ın yol arkadaşlığıyla diyeyim, bu süreç çok zevkli bir süreç oldu. Ben önce bir TÜSİAD'a bu konuda gerçekten içtenlikle teşekkür etmek isterim. Engin Bey, bize çok büyük katkıda bulundunuz. Ben ayrıca Vodafone'a huzurunuzda bu seneki e-devlet, dijital devlet diyoruz artık. Ödülümüzde yer aldığı için, bizi desteklediği için kendilerine ayrıca çok çok teşekkür etmek isterim. Biz 16 bu yılki etkinlik 22. etkinlik oluyor. 22 yıldır 21. etkinlik oluyor. Ve e-devlet uygulamalarından tutalım orman yangınlarının önlenmesine kadar birçok projeye dokunma fırsatı bulduk. Bu ödülle birlikte desteklediğimiz kişilerin devletteki etkin alanların arttığını görmek de bizim için çok büyük bir mutluluk verdi. Türkiye ödüllerinin oluşumundan bugüne kadar her aşamasının birebir şahidi oldum ve bundan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyorum. Ama aynı zamanda benim için teknolojinin değişimini değerlendirme imkanı da sağladı ödülün kendisi. Ve 2003 yılından bugüne kadar çok şey değişti. Ama belki de asıl önemlisi değişenlerin geleceği değerlendirmekte nasıl güçlük yaşadığımızı görmek oldu. Bunun iyi tarafları da var, kötü tarafları da var. Özellikle son yıllarda yapay zekanın da hayatımıza girmesiyle birlikte birçok küresel ve yerel sorunla çözüm bulma olasılığımız da arttı. TÜSİAD'ın Yüksek İstişare Konseyi toplantısında açıkladığı Yapay Zeka Hazırlık Endeksine göre Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasında yapay zekanın adaptasyonu açısından da iyi bir konumda olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda Engin Bey de biraz evvel dijitalleşmenin Türkiye'de hakikaten dünya standartlarına yakın bir noktada olduğunu söyledi. Bu ülkemizin inovasyonda da elinin daha kuvvetli olacağını gösteriyor. Değerli dostlar, önemli bir konuya parmak basmak gerekiyor. Dünya gerçekten kabuk değiştiriyor, hem de çok derin bir kabuk değiştiriyor. Bu aradan geçen 22 yılı biraz daha uzatırsak, 30 seneye ele alacak olursak, internetten yapay zekanın, GPT'nin veya Generative AI'nin gelmesiyle birlikte inanılmaz büyük disruptionlar görüyoruz. Bu aslında bizler için önemli fırsatlar da yaratıyor. Bugün tehlikelerinin dışında geleceğe yönelik olarak bir misyonun, etiği, hikayenin, bir değişimin yönlendirdiği bir yapılaşmanın dünya dengelerinde etkin bir yapıya gelmesi için geçmişe göre çok daha mümkün. Etki alanımızı yeni bir hikayeyle çok daha iyi kurma imkanına sahibiz. Ve bu gururu Türkiye olarak niye taşımayalım? Türkiye ödüllerinin bu yılda kamusal hizmetlerin sunumunda bilgi ve iletişim teknolojisinin faydalanan projeleri ödüllendireceğiz. Önümüzde daha uzun süreler olduğunu düşünüyor ve etki alanımızın, kaldıraç gücümüzün gittikçe de gelişebileceğini düşünebiliyorum. Bu projeler verimli, yaygın, şeffaf ve bir idari örgütlenmenin kurulmasına da katkı sağlayabilir. Dijital bir devlet uygulamanın ise kullanıcı odaklı, katılımcı, proaktif, çevik ve esnek bir yapı gözetmesi gerekiyor. Elektronik devletin dijital devlete girişi sürecinde yenilikçi girişimleri kamuoyuna tanıtmak, desteklemek ve özendirmek hedefimiz.
Türkiye Bilişim Vakfı olarak sürdürülebilirliği ve inovasyonu yeni paradigmanın temeli olarak düşünüyoruz. Geleceğe yönelik yeni bir bakış açısını benimsemeyi, yeni iş modelleri önererek, kaynakları daha doğru kullanarak hepimiz için daha iyi bir dünya hayal etmek istiyoruz. Buna paralel olarak bu yılki ödül kategorilerimiz arasında ekonomik etki, vatandaş memnuniyeti, çevre ve sürdürülebilirlik, kamu girişimciliği ve işbirliği gibi ana kategorilerin yanında özel ödüller de veriyoruz. Başvuruların değerlendirme sürecinde projelerin yenilikçi ve sürdürülebilir olmasını, topluma ve ekonomiye sağladığı katkıları dikkate almaya çalışacağız. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim.